YGTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. Mahfi Eğilmez'in 16 Mart 2023 tarihinde yazmış olduğu AKP Ekonomisinin 20 Yılı adlı köşe yazısıyla devam ediyoruz. 20 yıldır iktidarda olan AKP'nin ülke ekonomisini nereden alıp nereye getirdiğini başlıca makroekonomik göstergeler yardımıyla ele alacağız. Çalışmanın sonunda da özellikle yaşanan depremler sonrasında kentsel dönüşüm konusunda nerede olduğumuza bakacağız. Gayri safi yurt dışı hasıla sıralamasında dünyadaki yerimiz. Türkiye 2000 yılında dünya gayri safi yurt içi hasıla sıralamasında 17. sıradaydı. 2021 sonunda 21. sıraya gerilemiş bulunuyor. Kaynak IMF World Economic Outlook Database. İran'ın gayri safi yurt içi hasılasını gerçek kur ile dolara çevirirsek İran bu listeye giremiyor. O halde Türkiye'nin 2021 sonu itibariyle listedeki gerçek yeri 20. sıradır. AKP'nin iktidarda bulunduğu 20 yıllık sürede Türkiye birkaç kez 16. sıraya yükselmişse de özellikle 2018 yılındaki rejim değişikliğinden sonra yaşanan ivme kayıpları sonucu 20. sıraya gerilemiştir. Büyüme ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasıyla karşılaştırma. AKP iktidarının ilk 12 yılında oldukça iyi bir büyüme performansı yakalamış. 2001 krizi sonrasında başlayan yüksek büyüme 2009 yılında küresel krizin yansımasıyla küçülmeye dönüşmüş görünüyor. Küresel krizin etkisini bir yılda atlatan Türkiye, inişli çıkışlı bir büyüme eğilimiyle 2019 yılına kadar gelmiş, 2019 ve 2020 yıllarında ivme kayıpları yaşamıştır. Grafikteki eğilim çizgisi, kırmızı kırıklı çizgi, bize AKP'nin 20 yıllık iktidar süresinde büyümenin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 2002'den 2022'ye kadar olan büyüme oranları, içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler grubunun ortalamasıyla karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Kaynak IMF World Economic Outlook Database. AKP dönemini değerlendirdiğimiz için ortalamalara 2002 ila 2022 dönemini aldık. Görüleceği gibi büyüme konusunda Türkiye gelişmekte olan ülkeler grubu sıralamasının az da olsa üzerine çıkmış bulunuyor. İşsizlik. AKP iktidarı öncesinde Türkiye'de işsizlik oranı ortalaması %7,5 ila 8 arasında bulunuyordu. Ve bu oran uzun yıllar ortalaması olduğu için Türkiye açısından doğal işsizlik oranı olarak kabul edilebilecek bir düzeydi. AKP iktidara gelmeden hemen önce yaşanan 2001 kriziyle işsizlik oranı %11 düzeyine yükselmişti. Grafikten de görüleceği gibi AKP'nin 20 yıllık iktidarı süresinde sağlanan %5'in üzerinde ortalama büyümeye karşın işsizlik oranı ortalama %10,6 oranında gerçekleşmiş, böylece %8 olan doğal işsizlik oranı %10'lara yükselmiş bulunuyor. Enflasyon ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasıyla karşılaştırma. AKP siyasal iktidarına yüksek oranlı bir enflasyon devralarak başladı. 2001 krizi sonrasında başlatılmış bulunan IMF destekli güçlü ekonomiye geçiş programını 2018 ortasına kadar aynen sürdüren AKP iktidarı enflasyonunu kısa sürede %10'un altına düşürmeyi başardı. Grafikte bu düşüş açıkça görülebiliyor. Bu önemli görünüm 2018 yılına kadar korunabildi. Rejim değişikliğiyle birlikte bu görünüm kayboldu ve enflasyon hızla yükselmeye başladı. Bu dönem Merkez Bankası'nın bağımsızlığını iyice yitirdiği ve faizlerin hızla düşürüldüğü dönemdir. Grafikte enflasyonun nasıl denetimden çıktığını izlemek mümkündür. Başarının nasıl başarısızlığa dönüştüğünü net bir biçimde ortaya koyabilmek için Merkez Bankası faiziyle enflasyon arasındaki ilişkiye bakmak yeterlidir. Grafikte mavi kırıklı çizgi Merkez Bankası'nın hükümetle ortaça düzen belirlediği enflasyon hedeflerini gösteriyor. Bu hedef yıllardır hiç değişmiyor, %5 düzeyinde. Siyah çizgi Merkez Bankası'nın %5'lik enflasyon hedefine ulaşmak için uyguladığı faiz oranını, kırmızı çizgi de gerçekleşen enflasyon oranlarını gösteriyor. 2020 yılında yapılan hızlı faiz düşüşlerinin enflasyonu nasıl denetimden çıkardığı açıkça görülebiliyor. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 2002'den 2022'ye kadar olan enflasyon oranları, içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler GOÜ grubunun ortalamasıyla karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Kaynak IMF World Economic Outlook Database. AKP dönemi değerlendirdiğimiz için ortalamalara 2022 ile 2022 dönemini aldık. Tablo bize Türkiye'nin içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler grubunun 2,5 katı daha fazla enflasyon yarattığını gösteriyor. 2013 yılında başlayan kopuş
2018 yılından itibaren hızlanarak artmış ve 2022 sonunda Türkiye'de yıllık enflasyon GOÜ'nün yani gelişmekte olan ülkelerin 6 katına yükselmiş bulunuyor. Bütçe dengesi. AKP iktidarı yüksek bütçe açıkları devraldı. Bununla birlikte yürürlükte olan IMF programı bu açıkların düşürülmesi için oldukça sağlam düzenlemeler getirmişti. AKP iktidarı bu düzenlemelere harfiyen uydu. Grafik bize bütçe açının denetim altında olduğunu gösteriyor. Ne var ki konu bütçe olunca yalnızca göstergeleri değil, onların arkasındaki çerçevelere bakınca görünümün öyle parlak olmadığı anlaşılıyor. Özellikle 2022 yılında Türkiye resmen bir yılda iki bütçe kullandı. Yıl ortasında biten ödenekler ek bütçeyle değil, o adı taşıyan ama ikinci bir bütçe büyüklüğünde olan bir bütçeyle yenilendi. AKP iktidarının bütçe konusunda yaptığı ve önceki dönemlerden farklı olan en önemli şey bir seferlik gelirlerle bütçeyi finanse etmeye çalışmaktır. Bunların arasında vergi bağışları, bedelli askerlik, imar affı için yapılan tahsilatlar, yurt dışı varlıkların belirli ödemeler karşılığında yurda getirilmesi gibi kalemler yer alıyor. Bütçe açının gayri safi yurt içi hasılaya oranını %3'ün altında tutma çabası ilerisi için sorun yaratabilecek birçok işlemin yapılmasına yol açmış bulunuyor. Bunların acısını getirilen imar aflarıyla depremlerde yaşamış bulunuyoruz. Cari denge ve gelişmekte olan ülkeler ortalaması ile karşılaştırma. AKP'nin iktidarı devraldı. 2002 yılı sonuna kadar Türkiye'de cari denge %1 dolayında açık veren bir görünümdeydi. 2003 yılından başlayarak cari açık büyümeye başladı. 2011 yılında %10 dolayında bir cari açık bölü gayri safi yurt içi hasıla oranıyla rekor kırılmış oldu. Grafik bize AKP iktidar döneminde cari açığın %4 ila 5 arasında bir dengeye oturduğunu gösteriyor ki bu finanse edilmesi sıkıntılı bir dengeye işaret ediyor. Bu açığı finanse ederken ister istemez kur yükselişine boyun eğmek zorunda kalınıyor. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 2002'den 2022'ye kadar olan cari denge bölü gayri safi yurt içi hasıla oranları içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler grubunun ortalaması ile karşılaştırmalı olarak sunuluyor. Kaynak IMF World Economic Output Database. Tablo bize Türkiye'nin AKP'nin iktidarda bulunduğu 2002 ila 2022 döneminde ortalama %4,6 oranında cari açık verdiğini, buna karşılık içinde yer aldığımız gelişmekte olan ülkeler grubunun %1,4 oranında cari fazla verdiğini gösteriyor. USD bölü TL kurunun gelişimi ve dolarizasyonu. AKP iktidarının ilk 12 yılında USD bölü TL kuru neredeyse sabit kur gibi gelişti. O dönemde kur ortalama olarak 1 dolar eşittir 1,5 TL düzeyindeydi. Aşağıdaki grafik 2002 ile 2022 arasında USD bölü TL kurundaki gelişim gösteriyor. Grafik Bloomberg HT'nin USD bölü TL kuru verileri kullanarak tarafında hazırlanmıştır. Grafik 2016 yılında başlayan kur yükselişinin 2020 yılında faizlerde yapılan hızlı düşüşlerle nasıl hızlandığını açık biçimde sergiliyor. Dolarizasyon da teknik ifadesiyle para ikamesi bir toplumun kendi parası yerine bir başka ülke parasını tercih etmesi anlamına geliyor. Bunun oranını ölçmek için bankalardaki yabancı para mevduatı toplam mevduata bölüyoruz. Dolarizasyon eşittir yabancı para mevduat toplamı bölü toplam mevduat. Aşağıdaki grafik AKP iktidar döneminde dolarizasyon nasıl geliştiğini gösteriyor. Grafik TCMB Bloomberg HT verileri kullanılarak tarafımda hazırlanmıştır. 2002 yılında dolarizasyon oranı %57 idi. Yani bankalardaki her 100 liralık mevduatın 57'si yabancı para, 43 TL'si Türk lirasıydı. Uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programının gördüğü bankacılık reformu, kamu mali disiplinin sağlanması ve borçlanmanın düşürülmesi ve 2005 yılı sonunda başlayan Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleriyle hızla gerileyen dolarizasyon oranı sonrasında bütün bu reform havasının tersine dönmesiyle yeniden yükselişe geçti. Bugün başladığımız noktaya geri gelmiş durumdayız. Üstelik buna bankaların opsiyon adı altında geçici olarak yabancı para mevduatların TL mevduat gibi gösterme operasyonlarındaki miktarlar dahil bulunmuyor. Onlar da katılırsa başladığımız noktadan çok daha yukarılarda olduğumuz ortaya çıkıyor. Özetle söylemek gerekirse
AKP iktidarı 20 yıllık yönetim süresinde başlarda çözer gibi olduğu dolarizasyon sorununu sonradan çok daha yüksek bir düzeye çıkarmış bulunuyor. Dış borçlar ve gelişmekte olan ülke ortalamasıyla karşılaştırılması. AKP iktidara geldiğinde dış borçların gayri safi yurt dışı hasılaya oranı %56 dolayındaydı. Bu oran hızla geriledi ve 2005 yılında %35'lere düştü. Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlayan Türkiye, 2006 ila 2010 arasında toplam 80 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. 1923 ila 2005 arasında giren doğrudan yabancı sermaye toplamı 15,4 milyar dolardı. Bu büyük giriş dış ticaret stokunu düşürdü. Bir başka deyişle Türkiye dış borçların yerine doğrudan yabancı sermaye girişini koymayı başardı. AKP iktidarı 2013 yılından itibaren bu ivmeyi kaybetti. Bunun temel nedeni Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin bozulması ve tam üyelik seçeneğinin neredeyse tümüyle masadan kalkmış olmasıdır. O tarihten sonra doğrudan yabancı sermaye girişi düşerken yerine yine dış borçlanmalar aldı ve dış borç yükü hızla yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada başladığımız yerden farklı bir konumda değiliz. Dış borç yükümüz hala 2002 sonundaki gibi %55. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerin dış borç yükü %36,7'den %29,1'e gerilemiş bulunuyor. Öte yandan son birkaç yılda dış borç yükünün düşmesinin nedeni Merkez Bankası ve bankaların borçlanma yerine swap işlemleriyle devam etmeleridir. Swap işlemleriyle altına gelen yükümlülükler dış borç olarak kabul edilmediği için borç stokunda yer almıyor. Depremden depreme, krizden krize. AKP iktidarı geldiğinde İzmit depreminin üzerinden 3 yıldan biraz fazla, 2001 ekonomik krizin üzerinden de 2 yıla yakın zaman geçmişti. 18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları tam olarak sarılamamış, yarattığı travma unutulmamışken yaşanan ekonomik kriz binlerce insanın işsiz kalmasına ve ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının dörtte birinin kaybedilmesine yol açmıştı. AKP'nin iktidar kazanmasında 1999 depremi ve 2001 ekonomik krizi etkili olmuştu. Türkiye bu yılın Şubat ayında Kahramanmaraş merkezi depremlerle 10 ilde büyük bir yıkım yaşadı. Bu depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Depremler 1999 depreminden ders çıkarılmamış ve gerekli önlemlerin alınmamış olduğunu açık biçimde ortaya koydu. Yapılan resmi açıklamalara göre İstanbul başta olmak üzere 6,5 milyon konutun acilen kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Bu açıklamadaki acilen ifadesini en fazla 5 yıl olarak anlarsak yılda 1 milyon 300 bin konutun dönüştürülmesi gerçeği çıkar karşımıza. Bu dönüştürülecek konutlara ek olarak Türkiye'de her yıl yeni 750 bin konuta ihtiyaç duyulduğunu da dikkate alırsak yılda 2 milyon konut üretilmesi gerektiği sonucuna ulaşırız. Türkiye'nin mevcut olanaklarla yıllık konut üretim kapasitesi 1 milyon liralık hesaplandığına göre ya yılda 2 milyon konut üretim düzeyine çıkılacak ya da bu plan 5 yıl değil 10 yıla yayılacak ki o zaman da özellikle İstanbul açısından depremle dönüşüm tamamlanamadan karşılaşma riski artmış olacak. Başlarda ekonomik sorunları çözmeye doğru yaklaşmasının temel nedeni uygulanan IMF programı ve onun verdiği ivmeydi. Bu program bitip ivme de bir süre sonra kaybedilince ekonomi de geriye kaymaya başladı. Sonuç. AKP'nin 20 yıllık uzun ve tek başına iktidarı ne yazık ki ülkeyi ekonomik olarak içinde yer aldığı gelişmekte olan ülkeler arasında oldukça geri sıralara düşürmüş bulunuyor. Türkiye henüz 2001'deki gibi büyük çaplı işsizlik görmediği ve geçmişten beri yüksek enflasyonla yaşadığı için insanlar içinde bulunulan ve giderek kötüye giden ekonomik durumu bir kriz olarak görmüyorlar. Oysa enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, cari açığın giderek arttığı, swap hariç net döviz rezervlerinin eksi 40 milyar doların üzerinde olduğu, faizlerin kurun bastırıldığı bir durum kriz hali olarak tanımlanır. Öte yandan AKP'nin iktidarda olduğu dönemde yalnızca özelleştirmeden 63 milyar dolar gelir elde edilmiş bulunuyor. Bu paralar büyük çoğunlukla lüks binalara, gereksiz havalimanı yapımları, kullanılmayan köprü yapımları gibi
tüketimine harcandı. Oysa bu dönemde AKP iktidarı bu paraları kentsel dönüşüme harcamış olsaydı bugün yaşadığımız sorunların çoğu yaşanmayacaktı. Bilimde mucize olmaz. Bilim plana, programa ve liyakate dayanır. Bunlar olmayınca ekonomide kriz yaşamaktan kurtulma şansı kalmadığı gibi deprem gibi facialarla karşılaştığımızda binaların yıkılmasının ve insanların ölmesinin önlenmesi de imkansız hale gelir. Türkiye 2023 seçimlerine her alanda çok büyük sorunlarla giriyor. Bu yazıyı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizi takip almayı unutmayın.